Evet değerli konuklar, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyoruz Gençlik Meclisi Divanı adına. Türkiye'nin dört bir yanından sınav haftalarına rağmen burada toplandınız. Binlerce genç arkadaşımız, kiminizin sınavı bu hafta başladı ya da bitti, kiminizin sınavı yarın başlayacak. İkili konuşmalarımızda da çok duyduk, sınav haftasına rağmen bu tarihi etkinliği kaçırmamak için derslerinden, sınavlarından feragat ederek gelen bütün arkadaşlarımı ve siz değerli konuklarımızı saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Değerli dostlar, bunca işin gücün arasında, bunca sınav telaşının, bunca okuma telaşının arasında bizleri burada toplayan bir irade var. Bizleri burada toplayan o irade nedir? Türk gençliği nelerden vazgeçebilir? Türk gençliği kendinden yaşça daha büyük bir vatandaşımızı gördüğü zaman otobüsteki koltuğundan vazgeçebilir. Hastanedeki sırasından vazgeçebilir. Yeri geldiğinde böyle tarihi anlara tanıklık edebilmek için dersinden, sınavından feragat edebilir. Parasından feragat edebilir. Malından, mülkünden varsa feragat edebilir. Türk gençliği yeri geldiğinde bu ülke için canından bile feragat edebilir. Ama Türk gençliği bir şeyden feragat etmez. O da vatanının birliği ve bütünlüğüdür. Türk gençliği bundan asla feragat etmez. İşte biz gençleri, biz Türk gençlerini, biz Jön Türkleri, genç Türkleri burada toplayan irade budur. Vatan sevgisi ve Atatürk devrimciliği. Vatan sevgisi ve Atatürk devrimciliği bizi burada toplayan iradedir. Tabii değerli dostlar, bizim tarihimiz kahramanlarla doludur. O kahramanlarla dolu olan tarihimize yaslandığımız için bugün burada bu feragatlardan, bu fedakarlıklarla buluşabiliyoruz. Nedir o kahramanlar? Yeri geldiğinde vatan ve hürriyet fikrini aşılamak için Mausa zindanlarını evi belleyen Namık Kemallerle doludur bizim tarihimiz. Yeri geldiğinde hürriyet ateşini Makedonya dağlarından çakan Resmeli Riyazilerle doludur bizim tarihimiz. Ve 35 yaşında, henüz 35 yaşında dar ağacında fertler ölür, millet yaşar diyen Boğaziyen Kaymakamı Kemal Beylerle doludur bizim tarihimiz. Değerli dostlar, bizim tarihimiz tıbbiyeli hikmetlerle doludur. Turan Emeksizlerle doludur, Deniz Gezmişlerle doludur, Abdullah Cömertlerle doludur. Bizim tarihimiz Ege Üniversitesi'nde hain terör örgütü PKK saldırısı sonucu hayatını kaybeden Fırat Çakıroğlu arkadaşlarımızla doludur. Bizim tarihimiz işte bu saydığım kahramanların hepsinin birleşiminden oluşur. Çünkü bizim tarihimiz mevzu bahis vatan olduğu zaman milletinin birliğinden başka hiçbir şey düşünmeyen Mustafa Kemal Atatürklerle doludur. İşte bu tarihe yaslanarak, bu tarihe yaslanarak bugün burada toplandık. Gençlik geçmişindeki başarılardan, geçmişteki kahramanlardan onlara yaslanarak güç alır, onlardan güç alır. Bizler bir geleneğin temsilcileriyiz. Vatan ne zaman dara düşse arkasına bakmadan onun yardımına koşan, en önde göğsünü siper eden Jön Türklerin geleneğinden geliyoruz bizler. Bugün de yine vatanımız zor günlerden geçiyor, karanlık günlerden geçiyor. Ama bu yolun sonu aydınlık. Çünkü burada toplanan gençler bu yolu aydınlatmaya kararlı bir şekilde burada toplanmış bulunuyor. Değerli dostlar, bugün burada toplandık çünkü çözümü bilmek yetmez. Çözümü yalnızca bilmek, doğru tespit etmek yetmez. Bizler o çözümü uygulama iradesini koymak istiyoruz. O çözümü yapma, uygulama iradesini koymak için bugün burada toplandık. Biz gençlere düşen görev de zaten budur. Bugün buradan kararlarla çıkalım. Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin önünü aydınlatacak, Türkiye Cumhuriyeti'ni karanlıklardan aydınlık yarınlara çıkartacak kararlarla buradan çıkalım. Bu sebeple
Birazdan başlayacak programımızın doğrultusunda sona doğru meclis kararları almayı önereceğiz. Meclis kararları sizlere sunacağız bütün konuşmaların neticesinde. Ve o kararları gittiğimiz illerde, yöremizde, coğrafyamızda, kampüslerimizde uygulama iradesi göstereceğiz. Kendimize güveniyoruz, milletimize güveniyoruz. Bizim bir tane milletimiz var, Türk milleti. Bir tane vatanımız var, Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi o cesur milletle bu güzelim vatanı karanlıklardan aydınlıklara çıkarmak için coşkulu bir yürüyüşe başlayacağız. Gençlik vazifeye atılmıştır. Bugün burada toplanan binlerce üniversiteli bunun göstergesidir. Gençlik 10 yıllardır zaten vazifededir ama artık doruğuna ulaşmaktadır. Eminiz ki bizler başarıyı gören kuşaklar olacağız. Sizleri bu duygularla selamlıyor ve meclisimizi açıyor. Başarılar diliyorum.